Merhaba arkadaşlar, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde snack barın ne olduğundan ve kullanımından bahsetmeye çalışacağım. Bir önceki derste hatırlarsanız Floating Action Button hakkında ufak bilgi vermiştik. Nasıl kullanıldığını görmüştük ve gördüğünüz gibi ekranımızda belirmişti. Tıkladığımızda da bir toast mesaj veriyordu. İşte bu şu an anlatacağım snack bar ise bu toast mesajın bir farklı türü olarak düşünebilirsiniz. Dilerseniz öncelikli olarak teorik olarak şöyle bir bilgilenelim. Snack bar dediğimiz, mesela ekranda şöyle bir galeriniz var. Bir resim seçtiniz ve silme butonuna bastığınızda resmin silindiğine dair bir bilgiyi biz daha önceden ne yapardık? Bir toast mesajıyla verirdik. İşte bu sefer ekranımızın hemen altından bir animasyonla bir satırlık bir alan çıkıyor. Burada bir de undo, yani geri al butonu var. İşte bu bizim snack barımız oluyor basit olarak. Snack bar uygulamalarında birkaç çeşidi var. Mesela basit bir snack barda nedir? Şöyle kısa bir bilgi verirsiniz ve bu birkaç saniye içinde bir toast mesaj gibi ekrandan kaybolur. Veya buna bir action button atarsınız. Atıyorum deminki işlemde resmi sildik, geri almak istiyoruz. Buraya bir geri al butonu koyarsınız. Yaptığınız işlem geri alınır. Veya ne yaparız? Buradaki yazı veya background renkleriyle oynayabiliriz. Bunları kendi belirlediğimiz şekilde göstertebiliriz. Bu dersimizde işte bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi snack bar'ın ikonlu versiyonu da var. MyDrive'da kullanılmış. Yalnız dokümantasyonda snack bar'ınızda ikon kullanmayın diye de bir ibare var. Yani Google bu arada kendiyle çelişmiş oluyor biraz. Şimdi dilerseniz bir de şeye bakalım. Nelere dikkat etmemiz gerekir, nelere dikkat etmememiz gerekir gibisinden. Diyor ki snack barda kısa kısa text stringler kullanın ve gördüğünüz gibi buradaki gibi ikon kullanmayın diyor. İşte tek bir şey yapın diyor. Öyle arda arda üst üste iki tane snack bar kullanmayın diyor. Genelde buraya vereceğiniz bu action button'larda iki tane olmasın, bir tane olsun diyor koyacaksanız da. Şuradaki gibi floating action button'ınızı kapatmasın. Onunla beraber floating action button'da yukarıya doğru kaysın diyor. Gördüğünüz gibi burada üzerine geliyor. Kullanılmasını engelliyor. Ondan sonra sırasıyla çalışan snack barlar olabilir. Şuradaki videoya bir daha bakarsak. Gördüğünüz gibi geldi. İkinci farklı bir snack bar geldi. Arda arda çalışıyorlar. İşte burada özelliklerinden bahsetmiş. Yükseklik, genişlik gibisinden. Evet, snack bar bu şekilde. Çok da buralara takılmayalım. Şimdi gelelim buraya. Daha önceki uygulamamıza devam ediyoruz. Floating Action Button'ım burada. Ben diyorum ki şuradaki Main Activity'ye gideyim. Ekranın ortasına bir tane buton koyalım. Buraya tanımlayalım. Ve butonumuzun tekstine ne yazalım? Butonun tekstine Simple Snack var. Bir tane de çalıştır metodu yapalım. On click simple snack var. Ne zaman ki bu butona tıklanılacak, ne yapacak? Main activity simple snack var isimli metot çağrılacak. Hatta şunu şuradan kopyalayalım. Buraya geldim. Public Void. Hatırlarsanız tıklı işlemler için buna bir view öğesi gönderiyorduk. Butonumuzun aksi takdirde hata alıyorduk. Şimdi snack barımızı gerçekleştirmek aynı bir toast mesajın gerçekleştirmesine benziyor. Aslında çok basit. Snack bar dedikten sonra nokta diyorum, make yazıyorum. Daha sonra benden 3 tane parametre istiyor. Bir tanesi view. Bu view sizin ana temel root elementiniz oluyor. Şu an için sadece şuradan gelen parametre olarak gelen view'u göndermem yeterli. Daha sonra ekranda yazılacak olan mesajı yazıyorsunuz. Snack bar örneği desin. Daha sonra da snack bar işte uzun mu gözüksün, sonsuza kadar mı gözüksün, kısa mı gözüksün? Biz şöyle kısa gösterelim. Dedikten sonra aynı toast mesajda olduğu gibi metodunu çağırarak ekranda snack barınızı görebilirsiniz. Bunu bir test edelim. Birazdan bu view'a geleceğim.
Uygulamam açılıyor. Uygulamam açıldı. Şimdi buradaki butonu tıklıyorum. Gördüğünüz gibi sinek barım animasyonla ekrana girdi. Kısa bir süre göründükten sonra da kayboluyor. Tabii burada dikkatinizi çekmiştir. Demin ne demiştik? Buradaki Floating Action Button'ı engellememesi lazım. Bu butonun da bununla beraber yukarıya doğru kayması lazım. Ayrıca bu sinek barın şöyle sağ çekince kaybolma özelliği var. Ama bunu da burada kullanamıyoruz. Neden? Çünkü buradaki View öğesinde şu an için ne tutuluyor arkadaşlar? Benim Activity Main'imdeki Frame Layout'um tutuluyor. Ve bu Floating Action Button'ım ve Snack Bar'ın düzgün bir şekilde çalışması için benden aslında ne istiyor? Bir Coordinator Layout nesnesi istiyor. Bunu da nereden biliyoruz? Şuradaki Make'i tıklarsanız gördüğünüz gibi ne demiş? Find Suitable Parent diye bir metoda gidiyormuş. Onu da şurada bulabiliriz. İlk olarak baktığı şey sizin ona view olarak gönderdiğiniz şeyin Coordinator Layout öğesi olup olmadı. Yani buradaki detaylara çok fazla takılmadan sadece şunu söyleyebiliriz. Bu sinek barın çalıştığı layout'un ana öğesi view grubunun Coordinator Layout olması gerekiyor arkadaşlar. Siz eğer bunu yaparsanız sizin sinek barınız ve Floating Action Button'ınız birbiriyle daha uyumlu bir şekilde çalışacaktır. İsterseniz hemen bir test edelim. Ve sonucunu görelim. Şurada veya bir şey buradaki view'dan geliyor. Bir test edelim de. Tıkladığımda gördüğünüz gibi bu sefer Floating Action Button'ım Snack Bar'la birlikte geldi. Hatta ve hatta şunu şöyle sağa doğru da yok edebiliyoruz. Bunların hepsi nasıl oldu? Sadece ve sadece Activity Main'deki ana view grubu Coordinator Layout'la değiştirdiğim için. Şimdi butona tıkladığımda oradaki ana şeyi view nesnesini buraya gönderiyor. Ama daha iyi anlaşılması için şöyle bir tane Coordinator Layout nesnesi tanımlayalım. Burada bunu bulalım. Coordinator Layout eşittir. Find view by id ile r nokta id nokta. Tabi buna bir id vermemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi bunun bir id'si yok. Id diyelim. Root layout olsun adı. R nokta id root layout diyelim. Typecasting işlemi yapalım. Şimdi buradaki view değil de ben burada yarattığım bu coordinator layout'u yollarsam da hiçbir şey değişmeyecek. Buradan da anlayacağız ki buradaki ilk view öğesi benim aslında ana parent view grubum oluyormuş. Bir daha bir deneyelim. Bir hatamız var mı? Uygulama açıldı. Tıkladım ve gördüğünüz gibi aynı sonucu elde ettik. Bu da ne demekmiş? Bizim buraya ilk view olarak gösterdiğimiz şey aslında layout'umuzun root elementi oluyormuş. Şimdi hemen diğer çeşitlerinden de hızlı bir şekilde bahsedelim. Activity Main. Buraya başka bir buton koyuyorum. Burada öğelerimiz üst üste bindi. Bunu engellemenin en basit yolu nedir aslında? Şuraya bir tane lineer layout tanımlamak. Daha sonra bunun genişliğine match parent, yüksekliğine de wrap content diyelim. Şöyle gravitisi olsun. Tabi buraya değil şuraya yazacağız. Layout gravitisi center olsun. Bir de orientation verelim. Ekleyeceğimiz elemanlar alt alta eklensin. Daha sonra buradaki butonları alıyorum buradan. Buradaki lineer layout'un içine yapıştırdım. Genişlikleri match parent olsun. Daha güzel gözükecektir. Gördüğünüz gibi ekranın ortasına geldiler. Çok güzel. Ve buna da bir tane ne atayalım arkadaşlar? Text var.
10 klik atayalım. Bu da ne olsun? Snack bar. Snack bar action with action diye bir tane metot çağrılsın. Buraya da ne diyelim? Snack bar with action diyelim. Bunları yaptıktan sonra main activity'ye gidiyoruz. Public void view ve dedikten sonra evet, snack barımızı tanımlamak için ilgili kodları nereye yazacağız? Buraya yazacağız. Yine aynı şekilde snack bar. Bu sefer bir tane nesne yaratalım bundan. Daha sonra da snack bar nokta make deyip view'a neyi yolluyorduk? Ya buradaki v'yi yollayabiliriz ya da dışarıda oluşturduğumuz bu coordinator layout öğesini yollayabiliriz. Mesela hata oluştu desin. Bir de ekranda şöyle gözüksün. Şimdi biz buna action vermek için bunu bu yüzden ayrı yazdım. Buradaki snack bar nesnesini kullanarak set action diyoruz. İlk önce butonumuzun adını yazıyoruz. Yeniden dene yazsın mesela. Yeniden dene. Tekrar denedirsin. Bunu dedikten sonra da bu butona new on click list atayabiliriz. Şurada şöyle bir şey yapalım. Bu butona da tıklanıldığında başka bir snack bar çıksın. Buraya yine coordinator layout'u verelim. Bu sefer oldu desin. Sonra snack bar show deyip nokta show'la bunu gösterelim. Tabi burada unutmamamız gereken buradaki snack bar'ı şu an için herhangi bir show metodunu tanımlamadık. Snack bar nokta show diyerek de bunu tanımlayalım arkadaşlar. Şimdi bir daha bir testimizi yapalım. Umarım anlaşılmıştır. Burada bir tane nesne tanım. Niye? Şuradaki show'u ve şuradaki set action'ı demek ki buna da gerek yoktu aslında. Şöyle de yapabilirdik bunu. Bar nokta make dedikten sonra buraya gelip nokta deyip set action falan deyip bunları aslında devam ettirebiliyoruz. Ama şu an için kafamız karışmasın diye ben bunları ayrı ayrı yazma gereği duydum. Uygulama açıl. Tıkladım bunu. Hata oluş. Tekrar deneyi tıklıyorum. Bu sefer oldu diye bir mesaj çıktı ve gördüğünüz gibi action'la da snack barımızı bu şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi gelelim son örneğimize. Bu da customization işlemleri. Şu butonu alıyorum şuradan. Şunun ID'sini 3 yapalım. Karışmasın. Snack bar with action. Snack bar customize diye. Customize. Şuraya da kişiselleştir diyelim. Değiştirme. Şimdi buradaki metodu gidiyoruz. Burada oluşturuyoruz. Public void şimdi bu kişisel snack barımızı yaparken yine aynı şuradaki gibi bir nesne yaratıp bir snack bar nesnesi yarattım ve bunun adına hata oluştu değil de şuraya ne yazsın? Kişisel snack bar örneği desin. Daha sonra şimdi arkadaşlar burada bu snack bar nokta deyip set action buna verebilirim. Ama benim yapmak istediğim bunun mesela background'unu değiştirmek. Şimdi şuradaki snack bar sınıfını bir incelersek gördüğünüz gibi bunun kendi sınıfı mevcut. Burada neredeydi o? En aşağıda gördüğünüz gibi snack bar layout diye bir şey var.
Yani ben bunun layout'unu değiştireceğim için. Ve de şurada nelerimiz var. Mesela set action text color, set action text color. Bunlar da gördüğünüz gibi snack bar content layout diye bir sınıfa gidiyor. Aslında bizim bu snack barımız lineer layout'tan extend edilen bir sınıftan farklı bir şey değil. Gördüğünüz gibi mesajı ve action verdiğimiz o butonun bilgileri burada mevcut. Ben istiyorum ki bunun özelliklerine ulaşırsam ben bunun background rengini değiştirebilirim. Nasıl yapacağız bunu? Bu sonuçta bu view, değil mi? Şöyle ne diyelim buna? Snack bar layout diyelim. Eşittir dedim. Şuradaki snack bar nesnemden get view dersem bu lineer layout'u ben erişmiş olurum. Daha sonra da bu snack bar layout'u kullanarak set background color diyelim ve color nokta mesela ne olsun? Red olsun. Kırmızı. Şimdi deneyelim bakalım ne oldu. Tabii bunu yaptık. Ne unutmamamız lazım? Buradaki bu snack barı nokta show diyerek ekranda göstermeyi unutmamamız lazım. Şöyle bir daha bir çalıştım şunu. Umarım burası anlaşılmıştır. Bir snack bar nesnesi yarattım. Bunu yarattım. Şurada da gördüğünüz gibi neydi? Benim bu snack bar content layout'um lineer layout'tan geliyordu. Ben bunu get view diye aldım. Burada yarattığım snack bar layout'u atadım. Daha sonra bunu referans olarak aldıktan sonra ben bunun background rengiyle oynayabiliyorum. Şuna bir basarsak gördüğünüz gibi snack bar'ın bu sefer ne oldu? Kırmızı bir background'la gelmiş oldu. Mesela üstündeki yazıyı da sarı yapalım. Bunu yapmak için de ne yapmamız lazım? Şurada get view ile snack bar layout'u aldık. Yani bu bütün layout'u almış olduk. Ben burada neyi istiyorum aslında? Şuradaki text view'un değişmesini istiyorum. O yüzden öncelikli olarak onu bir elime almam lazım. Text view dedikten sonra TV diyelim buna. Daha sonra snack bar layout'la şuradaki snack bar layout'la layout'la snack bar layout nokta dedikten sonra find view by id ile ben bunun içindeki öğelere erişebiliyorum. Bunu daha önceki örneklerimizde de birkaç yerde yapmıştık. Tabi burada direkt r.id deyince bu gelmiyor. Buna erişmek için Android klasöründeki support klasöründeki design klasörüne git. Oradan r.id. snakebar text isimli öğeyi al. TV'nin içine at dememiz gerekiyor. Bu saatten sonra zaten bildiğiniz gibi tv.set işte neydi text color diyerek set text color daha sonra da ne diyebiliriz color nokta kırmızı yapmıştık bunu da yellow yapalım. Bu sayede de ne yapmış olduk? Snack barımızın içindeki yazının rengini değiştirmiş olduk. Bir testimizi yapalım. Bir hatamız var mı? Uygulama açılıyor. Tıkladım ve gördüğünüz gibi benim yazımda bu sefer ne olmuş oldu? Kırmızı oldu. Aynı o şekilde action button'ın rengini de değiştirmek istiyorsanız bu sefer de gidip oradan ilgili öğeyi bulup snack bar action'ı burada mesela demin bunu text'i kullandık. Buradan action'ı bulup kullanabilirsiniz. Evet, umarım faydalı olmuştur. Snack bar ile ilgili gördüğünüz gibi öncelikli olarak bir basit bir snack bar yaptık. Daha sonra ona bir action tanımladık. Tıkladığımızda başka bir snack bar açılıyor. Bir de buradaki bu layout'u, yazıyı, ne bileyim action bar'ın rengini değiştirmek için de kişisel işlemi nasıl yapacağımızı gördük. Bir sonraki derste görüşmek üzere.